Ha. Ne olabilir? Bu ne ya? Havuç, o ne? Ne mi? Bilmiyorum ki. Üstünde bir şey yazmıyor mu? Kimden gelmiş? Yok, hiçbir şey de yazmıyor. Belki Ender Bey'den gelmiştir ya. Ha evet, olabilir, doğru. Bak, Ender Bey'den gelmiştir. Aç hadi hayatım. Açayım değil mi? Dur. Dur. Açma. Ne? Ender Bey neden bize bir kutu göndersin ki? Ya ters giden bir şeyler var arkadaşlar. Abi. Bak aslında doğru diyor ha. Biz kendisini bekliyorduk. Kapıda bir anda kutu belirdi. Emre'cim açar mısın? İçinde ne var öğrenelim ya, hadi. Ya abi abartmayın. Bence de açalım. Aç. Hadi şu kutu. Dur. Açma. Ne oğlum? Arkadaşlar ya bizim bir sürü düşmanımız var. Belki içinde biyolojik bir silah var. Böyle hepimizi zehirleyecek bir virüs koydular içine. Ha? Polisi çağırın. Ya oğlum amma abarttın ya. Neyse hadi açıyorum ben bunu. Dur. Açma. Oh. Ya açacaksan da sen bilirsin kardeşim. Bütün bu insanlığın vebali senin üstünde bak. Neto hayal gücüne gerçekten hayranım. Alt tarafı bir kutuyu açayım. Alt tarafı bir kutu mu? Evet. Alt tarafı bir kutu yani. Arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Bu alt tarafı bir kutu değil. Gizemli bir kutu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama yine de siz bilirsiniz yani. İstiyorsanız açın. Ey git. Ben duramıyorum yok. Duramayacağım ben. Boğaldım yine. Beni aldı bir darlık şimdi. Bak şimdi. 10 saattir havu kudunun derdine düştük. Acamayarık onu. Ne de? Ne olabilir? Ne çıkabilir bunun için? Ben bunu acayarım. Aç. Sen bunu acayacaksın. Açma. Acayarım. Yeter. Çıt istemeyirim. Acayarım. Dur. Sağ. Açtım. Oğlum şekile girdik senin yüzünden. İçinden çikolatalı pasta çıktı. Yani. Şurada bir şey var. Orada. Evet, bir de bir zarf var. Ne yazıyor onun üstünde Emre? Sevgili ortaklarıma. Aç oku bakalım aç, ne yazıyor. Açma. Ne? Açma kardeşim. Ya Meto bir dur sen. Aç. Ne yazıyor bakalım hadi. Açıyorum. Ya. Kutulaşmış mı ellerin Arda Bey? Vallahi gitmiştir herhalde Hakan'cığım, fındık kurdum. Gitmiştir. Neden gitmeniz yanlarına? Dur Hakan'cığım ya, biraz sabret, sabırlı ol. Gideceğim elbet. Yakında gideceğim yanlarına. Hem de çok yakında. Açmayalım. Ya şunu ya. Yani bir konu bu kadar uzatılmaz ama Meto. Şimdi koparacağım o kot kafanı ya. Aç şunu Emre. Aç abi. Bir şey yok. Ölmedik. O ne kardeşim? Flash disk. Emre'cim ne yazdığını oku hadi. Bir de bir şeyler yazıyorum. Sevgili ortaklarım, bugün aranızda olmayı çok istememe rağmen gelemedim, beni affedin. Sizlerle çalışmak için çok heyecanlıyım. Umarım çikolatalı pasta seviyorsunuzdur. Benim hakkımı Emre yesin. Neyse, hepiniz şu anda bu flash diskin içinde ne var der gibi bakıyorsunuzdur tahminimce. Sakın açmaya çalışmayın çünkü şifreli. O flash diski saklayın, günü gelince size şifreyi göndereceğim. Sevgili ortağınız Ender. Ya bu flash diskin içinde ne var acaba? Açıkçası ben de çok merak ettim arkadaşlar. Ben meraktan ölüyorum. Bunun şifresini biz kıramaz mıyız? Bence hiç öyle bir şey yapmayalım. İçinde ne varsa zarar verebiliriz çünkü. Ben herhalde içinde ne olduğunu biliyorum. Bence havucun sünnet fotoğrafları var. Böyle yatakta çekilmiş şapka kamuflaj. Çok komik değil mi? Aşkım sen gülüyorsun şimdi yani. Neyse günün birinde sonuçta öğreneceğiz bunun içindekileri. Öyle yazmış, şifresini verecekmiş. O zaman içine bakarız. İyi tamam. Hadi sizin sohbetinize doyum oluyor. Benim hemen işe koyulmam lazım. Zaten yurt dışında da görüşmem gereken şeyler var. Müşteriler var. Tamam kardeşim hadi hayırlı olsun tekrardan. Bahsi güzelmiş ha. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Ya ben de şu çöpü atayım. O şunu atıp geleyim ben ya. Kokuyor sonra. Geliyorum ya. Var mı istek dışarı? Sünnet fotoğraflarını bir ara göster bana. Aşkım ben nereden bileyim? Nerede? Annemdedir onlar. Sünnetini göremedim ama
Başarılarını görüyorum hem de. Bak sabrettin, her şey yoluna giriyor. Artık ortaklarım var, işin düzene girdi. Değil mi? Seninle gurur duyuyorum. Ah, aşkım ya. Avuç kardeşim ya. Şu banyoya çöp atmıştım sabah. Onu da versene atayım o banyonun çöpünü ha. At ya, değil mi? Ben vereyim. Sen hiç zahmet etme. Ben vereyim sana. Sen böyle gir, çık, gir, çık sürekli. Kafanda ne varsa anında onu yap. Sen hiç bizi düşünme, bize bir müsaade de etme. Tamam mı kardeşim? Buna gelmedi Allah. Unutmuşum ya. Yani ne var bu? Unutabilirim. Senin aklına gelmeyebilirse. Çok doğal şeyler bunlar. Bu evde sadece sen varsın çünkü. Çöp atıyorduk ya. Evin işi. Ben buradayım. Ne oldu bana ya? Flash diskin içinde ne var Arda Bey? Ne mi var? Hakan'cığım. Ne yok ki? Neye ararsan var? Yok, yok. Ama sen boş ver şimdi buna takılma. Yakında herkesle beraber öğrenirsin. Hadi bakalım sen işinin başına, ben de işimin başına. Benim halletmem gereken ufak bir iş var, çıkıyorum. Burası sana emanet. Peki efendim. Hadi bakalım. Emre. O Ender Bey niye gelmedi sence? Ya aşkım işi vardır adamın. Yoğun insanlar bunlar, normal. Ama bak kendi gelemedi, pasta yollamış. Ne kibar adam ya. Ya bence kendimize harika bir ortak bulduk. Müthiş. Çok şanslıyız. Çok, çok. Ben merak ettim. Ender Bey kim diye internetten baktım. Hiçbir şey bulamadım. Aşkım sen dedektif mi oldun şimdi de? Dedektif mi oldum? Dalga geçme Emre. Ciddi bir şey söylüyorum. Kim bu adam diye merak ettim. Ne bir fotoğraf, ne bir bilgi. Ender diye birisi hayatta yok sanki. Ya Simay, ya Ümit tanıştı ama bu adamla. Ya Ender Bey'le tanıştı, oturdu kaç kere. Ya bir şey olsa söylerdi bize. Bence de canım. Adamın bir arızası olsa Ümit bize söylerdi. Bizim ortağımız olamazdı yani bu adam. İşimize giremezdi. Tabii canım, tabii. Değil mi? Kaç kere konuştu yani. Bilmiyorum. Yok, yok. Neden internette hakkında bir şey yok? Yok. Açılmıyor arkadaşlar. Şifre olmadan içindeki bilgilere erişmek imkansız. Ümit demişti ama. Ya açılmaz demişti ama. Benim bir tane arkadaşım var, bu işlerden çok iyi anlıyor. Alalım onun yanına gidelim. Aa, hayır tamam arkadaşlar, hiçbir yere gitmiyoruz. Ortağımıza güvenmemiz lazım. Günün birinde elbet tanışacağız. Meto abartıyor hep. Ya ben ne dedim abicim ya? Bunun içinde ne var dedim tamam, ya. Tamam şişt. Çok konuşma. Lütfen artık işimize odaklanalım ve nasıl yapıyor? Parayı bulalım. He? Peki ben söyleyeceğimi söyledim. Teklifimi yaptım. Artık top sizde, karışmıyorum. Hayatım gereksiz şüpheleniyorsun. Biz imzaları attık artık. Bu işin geri dönüşü yok. Hem ben bu Ender Bey'le tanışmasak da pozitif bir enerji alıyorum. Bence düzgün bir adam. Evet evet, düzgün, düzgün adam. Adam düzgün ama bunun içinde ne var? Ay, neyse. Göreceğim ben senin pozitif enerjini. Ya, sen mi diyorsun ya? Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız bu evi.